Herkese merhaba. Yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine daha giriyoruz. Aslında bir soğuk dalgadan çıkmıştık ancak bu yenisi Mart'ın sonunda gelen mevsim ortalamalarının yaklaşık 10 derece altında bir soğuğa indirecek bizi. Tabii içinde kar yağışları var mı? Nereye ne kadar yağacak? En fazla bunu merak ediyoruz. Şimdi hava tahminlerinde görüntü şu. Cuma günü yarın aralıklı olarak kar yağışları var. Yani halk arasında kar topluyor dediği halkımızın 2-3 saat güneşi gördüğümüz, ardından havanın kapadığı, tekrar kuvvetli kar yağışının geldiği, sonra tekrar güneş topladığı şeklinde ilerleyen bir cuma günü. Ama bu cuma gününde kuzey ilçelerde İstanbul kar örtüsü almaya başlar. Yani Sarıyer, Beykoz, Polonezköy gibi yeni havalimanımızın yapıldığı alan ve Terkos Durugöl'e kadar olan aslında batısı şehrin kar yağışlarını cuma günü birikinti örtü olarak almaya başlar. Güneyde Boğaziçi çevresinde kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz. Zaman zaman karayel ve yıldız. Zaten bu rüzgarların fırtına şeklinde olması sebebiyle çoğunlukla uçuşlar, deniz seferleri ve uçuşlar iptal olabilir. Cuma'nın problemi biraz kuvvetli rüzgar ve aralıklı kar yağışı diyebiliriz ulaşımı aksatacak oranda. Ancak cumartesi günü daha kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Hava tahminlerinde asıl en kırmızı gün, yani bu önümüzdeki 4 günün en fazla kar yağışını alacağımız gün cumartesi görünüyor. Cumartesi günü İstanbul'dan çıkıp Düzce, Gebze, Kandıra, Bolu, Ankara istikametine giderken yollar karla kapandığı için yolda kalabilirsiniz. Dikkatli olunuz efendim cumartesiye. Özellikle Marmara bölgesinde dikkat çekiyoruz. Bu sefer Trakya çevresinde de biraz kar oluşacak. Kırklareli'ye kadar aslında Saray ilçesi, Edirne'ye kadar değilse de bile Trakya'nın bir kısmında da kar örtüsü bekliyoruz cumartesi. Bunu da ilave edelim. Hava sıcaklıkları çok düşüyor dedik. Kuvvetli rüzgar var dedik. Hissedilen sıcaklıklardan bahsetmek isterim. Özellikle bu hafta sonu İzmir'de 2 derece, İstanbul'da 0'ın altında 3 derece, Ankara'da 0'ın altında 8 derece hissedilebilir. Bu içinde bulunduğumuz Mart ayına uygun olmayan soğuklar ne zaman uzaklaşacak diye düşünüyoruz. Pazartesi günü aslında yağışlar devam ediyor hala ama Salı gününe bu yağışların kalmayacağını tahmin ediyoruz ve Salı ısınmayı biraz olsun hissederiz. Önce şu kar yağışlarını bir alalım. Salı günü örneğin İstanbul'da tekrar 7-8 derecelere çıkabilir. Batıdan itibaren biraz daha güneşi uzun saatler gördüğümüz için güneşlenmeye dayalı ısınma diyelim yaşayabiliriz. Ama bu hafta sonuna özellikle cumartesiye ve aslında pazara dikkat. Pazarda kar yağışı var ama asıl yoğunluğunu cumartesi olarak görüyoruz. Pazarda bu sefer ulaştırmada yollarda problem olur. Şehrin batısında ve doğusunda kar örtüsü iyice tutmuş olur. Bu yağışlar özellikle Marmara bölgesinden Karadeniz'e bakınca daha da yüksek bir örtü yapacağı benziyor. Kastamonu, İnebolu, Sinop arası Batı Karadeniz'e doğru, Bartın'a doğru 20 santimetreden yarım metreye, yani yükseltisine göre daha yüksek yerlerde daha yüksek olmak üzere kar örtüsü oluşturacaktır. Bu da yine Karadenizlileri çok yakından ilgilendiriyor. Hafta sonu yolculuk varsa Karadenizliler, aslında Doğu Karadeniz'de, Orta ve Batı Karadeniz'in hepsinde kar bekliyoruz efendim. Ayrıca Doğu Anadolu'da da geniş bir alanda kar örtüsü hakim olacaktır. Böyle Orta Anadolu'ya da bakınca Ankara, Eskişehir, Konya arasında bu sefer kuvvetli bir kar yağışı yok. Gerçi Konya çevresinde geçtiğimiz aylarda aldık ama bu sefer kuvvetli olmayan, belki 3 santimetre ila 5 santimetre arası örtü yapabilecek bir kar yağışı görüntüsü var. Soğuk ve yağışlı havaların Salı gününe kadar içindeyiz özetle, bir toplamak gerekirse. Kuvvetli fırtına, kuvvetli rüzgarın getireceği ulaşımdaki aksama ve cumartesi birikecek kar örtüsü sebebiyle karayollarında da bu sefer ulaşımda aksama. Bizi bekleyen riskler bunlar. Güncellendikçe tahminler sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik sıra dışı diyeceğimiz Mart soğuklarına ve kar yağışlarına hazırlıklı olalım diyoruz. Salı gününe kadar da aşağı yukarı bu soğukların içindeyiz efendim. Görüşeceğiz tekrar herkese. Hoşçakalın.